Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Misafirlerimiz de var. Meslektaşımız olmasa da duyarlılık göstermiş, gelmişler sağ olsunlar. Oda olarak Ocak ayının ikinci yarısında başlattığımız bilimsel teknik konferanslar dizisinin her hafta bunu gerçekleştiriyoruz. 14 Mart etkinliğini bugün gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz jeolojik koruma. Gerçekten son derece önemli olduğunu düşündüğümüz konulardan bir tanesi. Oda olarak da bu konuda bir çalışmanın, bir gayretin içerisinde olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her yıl düzenli olarak yaptığımız kurultayların ana temalarından birini oluşturan jeolojik miras, jeolojik koruma kavramını bu dönem hem çeşitli etkinliklerde, konferanslarda ayrıca Denizli'de, Denizli Şubemizin öncülüğünde bu yıl bir çalıştayda yaparak devam etmek istiyoruz. Biraz daha bu konuyu toplumla paylaşmak, etki alanını genişletmek amacıyla. Bu konferans tabi sağ olsun Bilimsel Teknik Komisyonumuzun da üyelerinden olan Nizamettin Hoca tarafından sunulacak. Nisan ayı içerisinde de bunun tekniğiyle ilgili iki günlük bir eğitim seminerini, yine jeolojik koruma ile ilgili bir eğitim semineri de gerçekleşmiş olacak. Hocam bugün bilgilerini bizlerle paylaşacak. Toplum sürekli değişiyor, çevre duyarlılığı artıyor. Bunun dışında da Türkiye'nin jeolojisi gerçekten önemli bir zenginliğiyle bizlere paylaşıyor. En azından bu alanda çalışmasam da hocamdan edindiğim bilgiler 600'ün üzerinde tescil edilmeye en azından bekleyen bir jeolojik varlığı sahip bir ülkeyiz biz. Bunları hem tanıtmak hem topluma kazandırmak, gelecek nesillere aktarmak da hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Bu konferansın içeriği de hocam bugün ben bunları biraz daha açacak, bizlerle paylaşacak. Bu olduğunu ifade ediyorum. Jeolojik koruma kavramını sizler de duyarlılık gösterip geldiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Nizamettin Hocam ben tanıtmama gerek yok. Zaten herkes tanıyor, benden daha iyi belki de tanıyordur. Uzun yıllardır gerek Jeolojik Miras Derneği'ni kurarak veya daha ondan önce çalışma grubunu oluşturarak, daha sonra da bunu hem Türkiye Milli Kongresi kapsamında Birleşmiş Milletler'in Türkiye Ofisi'nin tarafından oluşturulan birinde de bunun uzun süre sürdürdüğü çalışmalarını, yine bu çalışmalarını hem ODA platformunda bize destek olarak, destek vererek de devam ediyor. Hocam iyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz, iyi ki konferansı bizlerle paylaşıyorsunuz. Size teşekkür ediyorum ben de şimdi de. Sizler de tabii duyarlılık gösterip böyle cumartesi günü herkes evde, biraz daha rahat artık toplum biraz ona hızlı şekilde evrilmiş durumda. Gelip burada en azından bize destek verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Buyur hocam, söz sizin. Teşekkür ediyorum. Başkan bu kadar güzel etkili sözler söyledikten sonra ben şimdi ne diyeceğim onu bilemiyorum. Şimdi bu tür toplantıların sizler çok iyi biliyorsunuz. Herkes çok kalabalık olmasını ister. Ben de az olmasından haz alıyorum. Çünkü hiç olmazsa bir etkileşim içerisinde oluruz. Karşılıklı birbirimizden öğreneceğimiz soru olur. Dolayısıyla bunun toplantının bana da katkısı olur. Burada dostlarımı görüyorum, arkadaşlarımı görüyorum. Hepinize ben de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi bu çok fazla bir resmi bir havaya sokmadan mümkünsün de böyle açarsam. Müsaade ederseniz ben aşağıya ineyim. Şurada. Çünkü şuradan çok da üşüyor. Efendim bu konuda jeolojik miras konusunu da içine alan, neyse ki BTK Başkanı geldi yoksa kaçmıyor, başlamayacaksın değil mi? Baş
başlayamıyorduk sizin gibi. Estağfurullah hocam. Şimdi aslında jeolojik koruma konusu kelime olarak hepimizin çok bildiği bir kavram, duyduğu kavram aslında. Ama gerçekten acaba duyduğumuzla bildiğimiz aynı şeyler mi? Bu tartışılır. Çünkü şeyin içerisinde jeolojik koruma diyoruz. İçerisinde gerçekten değişik hususları bulunduruyor. Bunun çok sayıda değişik kavram var. Bu kavramlar çoğu zaman da herkes İngilizceden bize, yabancı dilden bize geldiği için herkes İngilizce anladığı gibi bir mana yüklüyor. Gerçekten bu manada birçok karşılıklara yol açıyor. Bunları önlemek için biz Jeoloji Mühendisleri Odası'yla Jeoloji Miras Koruma Derneği ortak olarak şöyle bir jeoloji koruma, kavram ve terimler diye küçük bir kitapçık oluşturmuştuk. Bunun ne derece yararlı olduğunu veya önemli olduğunu geçen zaman içerisinde görüyoruz. Kitabın önemli olduğundan değil de böyle bir kavramların ortaya konulmasının önemine bahsediyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Yani bir bildiklerimizi tutalım ama bundan sonra ne olacağı da görüşmemizi. Bir defa korumanın jeolojisi mi bu? Birçok. Ya da jeolojinin koruması mı? Ya bir de birçok işte kardeşim bıktık bu jeoloji koruması. Aslında tabii bu bizden çıkıyor. Tabii burada herkes usta olduğu için size basit gelebilir. Ben de daha yeni buraya Jeoloji Mühendisleri Odası'nın genç üyeleri gelecek diye onlar için böyle bir takım terimleri oluşturmuştum. Şimdi yer küreyi anlamamıza yarayacak bir veri kaynaklarını koruyacağız. Bu veri kaynaklarını biz yok ediyoruz. Önünü mü kapatıyorum? Yani, yok hocam. Gayet yürüyoruz. Efendim? Gayet yürüyoruz. Bu veri kaynaklarını koruyacağız. Ne bu veri kaynakları? Veri kaynakları işte burada olduğu gibi fosil olur. Yani bu fosilimiz bakın yani şurada incecik 20 santimlik bir tabaka gerçekten olağanüstü bir yer hemen dilimizde. Ama birçok kişi biliyor. Veya bu jeolojinin veri kaynakları böyle şeyler de oluyor böyle bize. Bunlara daha sonra jeolojik miras olarak o tanımlara geleceğiz. Evet. Şimdi doğal bilgi kaynaklarını yok ediyoruz. Yani jeolojik korumaya bağlamak istiyorum. Niye koruyacağız? Bilgi kaynağını yok ediyoruz. Niye kötü arazi kullanımı var? Kötü arazi kullanımı çok çeşitli. Vatandaş kendi ihtiyacı için gelip kullanıyor bunu. Bir şey diyemezsiniz. Ama çöplük olarak kullanmasına herhalde bir şey denebilir. Yani. Ya da aklınıza estiği gibi, gerçi bunlardan şikayetçi olmayan insanlarımız yok bunlardan. Hepimiz şikayetçiyiz. İşte bu kullanımla sürdürülebilirlik dengesi için ne yapılabileceğini konuşacağız. Yani şurası Denizli'de, bakın şuradaki telefon direği olmasa bütün ne var yok götürülecekti. Ya da her taraf dağ taş artık traverten ocağı götürüyor insanlar. Doğal erozyon var da. Doğa bir taraftan bize jeolojik mirası soruyor ama altından da böyle yol yaparsanız tabii erozyonla beraber biz de onları götürüyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Jeolojik koruma her zaman tahribata karşı olmuyor. Bunun koruması nasıl olacak? Bunu da ayrıca konuşacağız. Burasını herkes biliyorsunuz. Bu aslında
olağanüstü bir yer yazılı kaynaktır bu. Yani Hititlerin bize bıraktıkları olağanüstü. Ama burada fay düzlemini görüyoruz, onu kullanan Hititlerin yazıtlarını görüyoruz. Ama açığa koyduk, üzerine bir çok basit belki bir tente gerilebilirdi. Bu bir dünya mirasına aday. Merhaba, hoş geldin. Ama bu kadar basit bir şeyi ihmal ediyoruz ve burada bütün yazıtlar silindiğini görüyoruz. Doğal yağmur yağmasın mı? Yani bir ya da koleksiyonculuk bizde beleşten hemen kısa süreden zengin olmak çok var. Kolay. İşte burada onların yerleri, bütün açılmış mezarlar. Bunun örnekleri, çok daha güzel örneklerini sizler yakından biliyorsunuz. Ben burada bunları gösterirken aslında doğal çeşitliliği söylemek istiyorum. İleride belki yeri gelir. Jeoçeşitlilik telaffuz etmemiz lazım. Aslında biyoçeşitlilik olarak yerleşti. Biyoçeşitliliğin içinde kullanılıyor. Ben biraz da jeoçeşitliliği anlatmak için söylüyorum. Çadır yapıları yani her yerde elinize attığınız yerde bulunmuyor yani. Ya da Acıgöl veya yazık olan diyoruz ama gerçekten bugünkü varlığıyla bir olağanüstü bir durumda. Lav tünelini zaten biliyorsunuz. Her zaman için tehdit olmuyor ama şu yolda yapılacak. Ama burası da bizim Kuzeyanadolu Fay'ın uzanımında önemli. Efendim lütfen şuradan karşısından çıkmamam gerekiyormuş. Onun için burada duruyorum. Yoksa kenara da duruyorum ama onun için gidip gelmem. Kusura bakmayın. Bazı yerler yani vallahi daha terk etmemişler. Yani. Bilen biliyor sadece. Ama gerçekte bunların korunması ziyaret edilmesiyle mümkün. Bakın bir zıtlık var orada. Var o orada duruyor ama onu görmezden gelirseniz onu korumuş olmuyorsunuz. Görücü korumanın farklı kesimlerini anlatmak istiyorum. Bu fotoğrafları Jeolojik Miras Koruma Derneği'ndeki arkadaşların çalışmalarında onlardan değişik, hepsi benim değil. Bazılarını daha önce de kullandık. Oradaki çoğu buradaki arkadaşların Cemil Koğuyası, onlara teşekkür ediyorum. Ben onlar adına da sunuyorum bunları. Koleksiyoncu, şimdi burada Emin Şümmetan'ın bahçesinde şimdi acaba bu bir iyi koruma mı? Bunu da tartışmamız lazım. Yani iyi bir koruma mı bu? Yoksa tahrip etme mi? Merdan. Şimdi bu konudaki ağaç izini biraz sonra satılırken göstereceğim. Acaba bu iyi bir şey mi? Ya da balık fosilleri, bunları yerinden getirip bir yere koyduğunuz zaman bir zaman sonra parçalanıp gidiyor. Müzelerde usulüne uygun olmadan sergilediğiniz zaman bu iyi bir koruma mı? Bunların da tartışılması. Şimdi vatandaş bu bizim jeoloji bölümünün kabı. Bütün Hacettepe'de de var, ODTÜ'de de var bu bizim meşhur tarihçimiz. Olması gereken her bir nesneyi getirip daha oradan gizlice getirip satıyor. Şimdi artık yaygınlaştı. Herkes doğa meraklısı oldu. Kimisi efendim göğsüne koyuyor, işte stres alıyor, işte bilmem sırtına koyuyor, romatizma oluyor, taşlara anlam yüklüyorlar. Onun için çok sayıda taş dükkanları açıldı. Ve mineraller vesaireler ticareti de yapılıyor. Bunun da tabii konuşulması lazım. Ama ilginç olan şu ayak izi ve volkan bombalarını satıyorlar. Ayak izi burada. Seyvan Hanım'ın resmi var burada. 12 tane kaldı, üstünü kapamıştık. O 12'lerinden de götürmüşler Seyvan gözümüze. Şimdi bütün bunların yanında en büyük doğayı tahrip sebepleri, unsurları turizm. Ve özellikle de doğa severler tahrip ediyor. Çünkü doğa sevmeyen zaten araziye gitmiyor, bunları gezmiyor. En çok da bizim jeoloji öğrenciler. Çünkü birçok yerlerden Ankara civarındaki birçok
şeyleri tahrip ettiklerimiz, ne kadar yok ettiğimizi biz biliyoruz. Bazen de çok iyi niyetle yapıyoruz bunu. Burası bir şey var, bu ağaç, güya anıt ağaç, anıt kurulu. Ama betonla doldurmuşlar yani koruma amacıyla. Acaba tek koruma yöntemi bu sanmıyorum böyle bir şey. Kim yaptı dedik. Bu ağacın dibini kahvehane yapmışlar, kahveci doldurmuş buraya. Yani şimdi o zaman jeolojik korumayı şöyle bu tahribat şekillerine bakarak yeniden şöyle bir tarif etmemiz lazım. Nedir jeolojik? Ben şöyle bir yer küreyi ve onun evrimini anlama çabası. Böyle bir tamamını anlamamız mümkün değil. Ve bu anlamamıza yardım eden objelere bir saygı duyma işi. Ve bu minnet duygusunun dışa vurumu. Saygı duyduk içimizde, ya çok güzel, çok güzel. Vah vah vah, mahvoluyor, tüh 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 demek jeolojik koruma demek olmuyor. Bu pasif, hani içinizden aktif olmak gerektiriyor. Jeolojik koruma aynı zamanda bir araştırma ve bilgi işidir. Yani bilgisi olmayanın jeolojik korumadan haberdar olması mümkün değil. Özetle söyleyecek olursak, jeolojik koruma medeni olma ile cahil arasında, cahil olma arasındaki bir tercihtir. Bu tercihi yapacağız. Ya cahil olmayı tercih edeceğiz veya medeni olmayı tercih edeceğiz. Jeolojik koruma birçok yerde, birçok yurt dışı üniversitelerde artık lisansüstü program haline getirilmiş bazı. Bunlar da aldı, artık doktora programı oluşturmuş bunlarla. Lisansüstü eğitim yapılıyor. Ve bu lisansüstü eğitimde üç temel ayağı var. Bir tanesi jeolojik miras. Tabii bu bilim ayağını oluşturuyor. Bir tarafı koruyacağız da sizin benim ötekinin korumasıyla veya fiziki imkanlarla, zenginlikle, polislikle korunmuyor. Bunu toplum koruyacak. Toplumun koruması için de jeopark ve çevre düzenlemeler yapılması gerekiyor. Koruma tedbirlerinin alınması gerekiyor. Niye korusun vatandaş? Bu da jeoturizm yoluyla. Yani şu üç ayak olmadığı zaman jeolojik korumayı gerçekleştirmek mümkün değil. Bakarsanız bir kısmı jeolojik ileri araştırma, bir kısmı sokaktaki vatandaşın jeoturizmden istifade etmesidir. Jeolojik mirası daha sonra söyleyeceğim. Jeolojik miras karar verme işi ileri derecede uzmanlık işidir. Jeolojiyi sevme işi değil. Şimdi Erdin oradan uyuklarken gördüm. Reyk Okyanusu'nun ürünlerini bilmezsek, Reyk Okyanusu'nun ne olduğunu bilmezsek, yani onun yazılarından duyduğum için söylüyorum. Onun ürünlerini jeolojik miras olarak tanımamamız mümkün değil. Dolayısıyla mutlaka bir araştırmaya dayanır. Şunu söyleyeyim, herkes çok güzel, harika bir şelale var. Ya bu jeolojik miras koruyalım gibi görsel, yani insanların hoşuna giden kısımlar tabii ki onlar da önemlidir. Ama asıl kısmı yer kürenin oluşumuna, evrimine anlamamıza yardım eden bilgi kaynaklarıdır. Bu bilgi kaynakları da araştırmayla sağlanır. Korumanın tarihçesine şöyle bakacak olursak, bu tarihçe bilinen en eski koruma yeri bu Jan Kozvey. İlk 1693 yılında Trinity College'ın papazları o zaman gezerlerken diyorlar ki harika bir yer, bir şeyler var burası, çok güzel, ilginç olmalı bu. Burayı birçok kez ziyarete yapıyorlar ve Susana Duryea 1740'da bir buranın resmini, fotoğraf çekemediklerine göre resmini yaptırıyorlar ve bunu şehir meclisinin önüne astırıyor. Buraya artık buradan taş ocağı olarak alınmasın buradakiler diye karar veriyor şehir meclisi. Ve bu ilk jeolojik korumada bir başlangıç olarak sayılıyor. Gerçekten ben kopyanın kopyası olduğu için resimden
O kadar güzel yapmışlar ki şu bayanların üzerindeki elbiselerin kıvrımlarını bile resmetmişler. O kadar harika. 70'e 60'a 40 boy bandında bir resim. Almanlar diyor ki yoo diyor bizde diyor bizim jeolojik koruma çalışmaları Almanlar daha önce başladı diye büyük şeyler var. Bunlarla alakalı 1536'da bu Boman mağarasını buluyorlar ve mağaraya merak edip birileri giriyor. İçerisinde çok fazla bir şeyler bulunca genç insanlar gösterip macerayı içerisinin haritasını çıkarıp içeride kazı yaptırıyorlar ve burayı 1968'de biz burayı koruyalım diye karar verdikleri söyleniyor ama ondan sonra ne olduğu belli değil burası hakkında. Daha sonra mağaradan buluntuları müzede şu anda sergileniyor ama 1665'ten sonraki hali hakkında bilgi yok. Bugün orayı mükemmel bir ziyaret yeri yapmışlar ve şu anda Dünya Miras Listesi'ne adayı oluşturmak için Almanlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. John Kemper arkadaşımız uğraşıyor. Şimdi jeoloji olmayan ilk doğa koruma girişimi Yozgat Çamlı Milli Park. 1958. Ama bunu da sadece şuradaki sınır alanında kalmış orman dolayısıyla milli park oluşturulmuş vaziyette. Genel bir bakış atacak olursa bugünkü anlamda şu anda kullandığımız anlamda doğa koruma Nature Conservation diye çok yaygın. İlk kez 1864'te IUCN'in koruma kriterlerini oluşturma. Tehdit altında türler var. Ve kırmızı liste oluşturma fikriyle başlıyor. Bugünkü anlamda. Neden? Sanayileşme, hızlı sanayileşme, işte Almanya'ya, Türkiye'den işçi göçleri vesaire bildiğimiz olaylar yoğun bir şekilde kaynak kullanımını gerektiriyor. Ne gördülerse dağ taş işletiliyor, kullanılıyor ve bunun sonucu ortaya çıkan aşırı derecede kirlilik insanlar rahatsız etmeye başlayınca tehdit altındaki türler fikri geliyor. Ve bu biyoloji kökenlidir. Bunların içerisinde jeoloji henüz yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde 1872'de resmen Yellowstone Parkı kuruluyor. Yani orada doğa koruma fikri onlarda çok daha eski. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin 128 tane yasayla oluşturmuş milli park var. Bunun 105 adedi ideal Avrupa'da işte kurulmaya çalışan biraz sonra onlardan bahsedeceğim. Jeoparklar niteliğinde 105 tanesi. Ve her biri düşünün büyük bir fabrika gibi artık randevuyla ziyaretçi aldıkları yerler. Jeolojik koruma konusunda şu anda genel olarak baktığımızda yetkili 5 tane kuruluş var. Bunlardan ilk ikisi IUCN ve UNESCO Dünya Miras Merkezi hükümetler arası kuruluş olarak yetkili. Yani bu Birleşmiş Milletler'in teşkilatları olarak bunlar bulunuyor. IUCN'in kuruluşta 1948 tabi bu Birleşmiş Milletler'in içerisinde UNESCO ile beraber işte diğer UNESCO teşkilatları olarak kuruluyor ama bunun içerisinde doğa koruma konusu henüz gelişmiş değil. Biz buradaki şu 1948'i 1964 olarak düşünmek lazım. Dünya Miras Merkezi de ne olacak bu bütün şeyler kaybolup gidiyor düşüncesiyle 1972'de hükümetler arası bir sözleşme imzalandı. Buna 1972 konvensiyonu deniyor ve bunun da Dünya Miras Listesi oluşturmaya karar veriyor. Bu Dünya Miras Listesi oluşturmaya karar verilirken doğal miras
kültürel miras ve karma miras olarak da adlandırılıyor. Doğal miras içerisinde jeoloji olabilir. Ama olmayabilir de. Yani şart değil. Ve son derece de az. Yani sığıntı gibi orada. Buna karşılık bilimsel inisiyatif olarak herhangi bir işte NATO bilmem IUCN gibi yaptırımı olmayan 3 tane kuruluş var. Bunlar ProGeo, European Geopark Network and Global Geopark Network. Bunlar da bilimsel ihtiyaç. Ama öyle bir vaziyet ki artık bunlar birbirine saygı içerisinde duruyor. Efendim seni ben Birleşmiş Milletler'in kuruluşuyum, üstünüm demiyor öteki. İşbirliği içerisinde yapıyor. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim bunları. Eğer kendi yurt içindeki çalışmalarımızı bunlarla paralel hale getirmezsek işimiz buradan şunu söylüyorum. Jeoloji Mühendisliği Odası benim bir yönetmeliğim var. Efendim bakanlık derse ki benim bir yönetmeliğim var. Öteki üniversite benim bir kuruluşum, yönetmeliğim var, şuyum var. Yaparız da kimse bir şey demez. Ama biz kendi yaptığımızla kalırız. Asla dünyayla bütünleşmiş olamayız. Bu bakımdan buradaki yalnız paraleli yanlış anlamayın lütfen. Buradaki IUCN'nin koruma kategorileri şöyle. Şu anda tabii bütün dünyada etkili. Bilimsel rezervler, milli parklar, doğa anıtları, doğa koruma rezervleri, peyzaj koruma alanları, dünya miras alanları, biyosfer rezervleri, çok yönlü kullanım alanları, antropolojik rezervler ve kaynak rezervleri olmak üzere 10'a yakın koruma ayrı kategorisi var. Bunlar birbirlerinden bağımsız. Birbirlerine saygı duyar ama birbirlerinden bağımsız oluşturmuşlar. Mesela bir biyosfer rezervi, tüm dünyada 610 tane biyosfer rezervi var. Bizde bir tane, işte bu Borçka'daki yerimiz. İşte onun gibi. Efendim? Macar mı? Macar. Cami. Şimdi peyzaj koruma alanları aynı şekilde mesela bizde yok. Yani bunlar. Doğa koruma rezervleri, yani bizde henüz bunları oluşturmuş değil. Dikkat ederseniz buraya altına özellikle not düştüm. Bunlar içerisinde jeolojiye ait olan bir şey yok. Diyorlar ki bunların hepsi biyoçeşitliliktir. Jeoloji, ya, peki bitki nerede yetişecek? Nerede yetişecek? Toprak olmazsa bunlar nasıl bitki olacak? Bunlar zaten biyoçeşitliliğin bir parçasıdır yaklaşımı var. Fakat bu o kadar göz ardı edilmenin sonucunda 1991'de Yer Kürenin Hakları Dikne Belirgesi yayınlanmak durumunda kalmıştır. O bakımdan bunlar içerisinde jeolojini ve yer bilimlerine ait umdelerin hep 90 sonrasında yer almasının sebebi bu. Dikne Belirgesi gerçekten milattır jeolojik korumada. Demin de söyledim, mevcut durum artık bir centilmenlikle görüyor. Daha önceki katı olarak ayağını basıp kaldırmayan inat ve her şeyi biyoçeşitlilik içerisinde gören anlayış terk edilmiş vaziyette. Bugün müştereken görüyoruz. ProGeo işte biz yer bilimcilerin oluşturduğu ne olacak bu dünyanın hali, ne olacak bu jeolojik mirasın hali şeklinde kurulan bir kuruluş. Onlar da diyor ki önce çatı listeni oluştur. Ey Türkiye, yapacaksan önce bir çatı liste oluştur kendine. Sonra bir sınıflandırma listeni geliştir. Sonra jeositlerini belirle ve bu jeositlerin şurada jeositin var demekle olmaz. Onları tanıt, ortaya koy, bilimsel olarak tarif et. Topa topluma anlat diyor. Lobi faaliyetlerini geliştir. Lobi faaliyetlerini
komşuna yapma, topluma yapacaksınız ki toplum korumayı öğrensin. Bu koruma bölgeleri oluştur ama aynı zamanda toplum da ondan istifade etsin, sevsin. Bunun temeli bilgi tabanlı toplumdur. Bilgi tabanlı toplum olursa, toplum bilgi düzeye geçirse korunabilir. Bunları daha önce birçok yerde de söyledik. Bunları bildiğiniz hususta 10 adet Progeon'un koruma kategorisi var. Jeositler stratigrafik olabilir, çevre, magmatik vesaire 10 ayrı kategorinin içerisinde olabilir. Jeolojik miras koruma derneği olarak biz bunlara paralel olmaya çalışıyoruz. Zaten kurumsal olarak da Progeon'un üyesi. Şimdi buna dikkatinizi çekiyorum. Keşke başkan, bak siz buradansınız yani, koruma alanlarının tespit ve teşkil üzerinde bakanlıklar. Şimdi bir karmaşa söz konusu. Şuraya bakın, tescil. Ne yaparsanız yapın kardeşim benden geçeceksiniz diyor. Daha önceden Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkiliyken bu milli parklar, tabiat parkları vesaire yine orman alanında şu andaki çekişmeleri ve yetki kavgalarını biliyorsunuz. Ama bunlardan olan gariban jeolojik miras oluyor. Şu anda bizim jeolojik miras koruma derneğinin envanterinde olan jeositlerin çoğunluğundaki renklerden de görürüz. Volkanik alanlarla jeomorfolojik alanlar çoğunlukta. Paleontolojik oranlarımız ve stratigrafik oranlarımız onları takip ediyor. Bir bunları gerçekten artık bilimsel bir metodoloji izleniyor. Nasıl yapılacak? Önce bir envanterimiz bulunması lazım. O envanterin içerisinde her bir jeositimiz kategorilere ayrılmış olması lazım. Yani şu alttaki kategorilere ayrılmış olması lazım. Bu, Cemirko'da bu bir proje, Fuat Bey diyor, bu slide'da ona ait. Diyelim ki, yani volkanik, metamorfik ve sedimenter gruba düşsün bir tanesi. Peki bu bizim çatı listede nereye düşüyor? Bir çatı listemiz var, böyle. Bu çatı listenin içerisinde şu kesime düşüyor. Çatı listemizde burada gördüğünüz gibi çok çeşitli. Ada yaylarından strada volkanlara, Kor kompleksten ekolojilere kadar değişik şeyler var. Çatı listenin içerisinde. Şurada genişleme tektoniğinde yalnız Paleobotaniler olmak üzere orada nereye düşüyor? Bizim listemizde 3 tane jeositimiz var. Belki 300 tane var da bizim belgeleyebildiğimiz, belgelemek, resmini çekip adını yazmak değil. Yani hikayesini yazabildiğimiz. İşte bunların mesela Kula. Bir de örnek olarak alırsak işte Kula'nın koordinatları, işte onun işte dokunduğunuz zaman bir haritaları geliyor. Şimdi kaç tane fotoğraf var. Niye jeolojik olarak önemli bunlar? Skeçler var mı? Bunun tabii bu bilgileri nereden aldık? Eğer biz gidip orada incelemişliğimiz yok bunlar. Daha önce yapılmış bilimsel çalışmalardan çıkarılan özetler hangilerdi onlar? Bunların jeoturizm olanakları nedir? Var. Burası tabii yapılmış nedir? Bir doğal site olarak tescilli ve jeopark olarak da bulunuyor. Böyle bir belgeleme sistemimiz var. Şimdi Cemil olarak bunlardan yapıyoruz. Bizim 800'e kadar jeosit var. Ama şu anda Jeolojik Miras Koruma Derneği olarak bunun altından kalkabildiğimizi söylemek zor. Çünkü her birisi için bir sayfa yazdığınızı düşünün. 800 sayfalık kitap demek. Yani korkunç bir... Çünkü bu bir lisansüstü husus. Çatı liste ve jeolojik mirası özellikle şunu söylüyorum. Buradaki herkes, bilhassa genç arkadaşlarım için son derece önemli. Klasik jeolojiden ne üstünlüğünü söylüyorum. Yani
tez yaptıran arkadaşlarım için de aynı şey söylüyorum. Klasik jeoloji üstüne. Diyelim ki Oligosen-Miyosen geçişleri bizim jeositlerimizden bir tanesi. Şöyle bir çalışma yapabilirim. Türkiye'deki Oligosen-Miyosen geçişleriyle bilmem Güney Amerika'daki Oligosen-Miyosen geçişlerini karşılaştırmak için bir çalışma yapabilirim. Ama dersem ki ben Sivas bölgesindeki Oligosen'in jeolojisi. O orada kalacağım abi. Genişletemem. Onun için çatı liste gerekli. Çatı bu Progeo'nun çatı listesi. Ülkenizin çatı listesini oluşturun. Bölgenizin çatı listesini oluşturun. Dünyanın çatı listesini oluşturun. Çünkü onlara eklenecektir. Dolayısıyla yer küre bir bütünse bu bütünün içerisinde kendi yerimizi almamız lazım. Şimdi 800 tane tamamladık. İyi, ne yaptın? Ne olacak yani? Bak, sonuç görüyor burada bak. Vatandaş takmış traktörü, yaptı, yıktı burada işte. Tabelayı. O bizim arkadaşlar köz düşünüyor. Bunlar vatandaşı hiç ilgilendirmiyor yukarıdaki jeolojik koruma çatı bilmem vesaire. Bana ne diyoruz yani? Ne ilgilendiriyor vatandaşı? Belki o da burasıyla da daha çok ilgilendiriyor diyor. Şu, ben bunu çok seviyorum. Cezaevi kapanmadı, ilçe halkı sevdi diyor. Yani. Şimdi cezaevi kapanması ilçe halkı niye sevinecek? Bu bizim Keskin'de gittiğiniz yer gariban nüfusu azalıyor. Bunun bir... Çünkü hapishaneyi ziyarete gelecek insanlar bakkaldan manavdan alışveriş edecek. Hapishaneye götürecek cezaevine. Adam bundan seviniyor. Şimdi bu de Ankara'nın dibinde şurada yani. Şimdi peki bu gerçek var. Ama buradaki bu insanlara bir önceki şeyler bunu yıkıyor bak. Çünkü cezaevine bakkala bir şey satmaktan kafa o kadar çalışıyor. Yani bilgi tabanı toplum olmanın önemli. Veya bu kimin sorumluluğu durumu siz daha iyi biliyorsunuz. Ya da şimdi bu da çok hoştu. Bu da Kayseri GMO oda var. Bir önceki temsil. Efendim ne diyor bilmem. Yanardağ bak. Herkes telefona sormuş. Acaba Erciyes'te patlar mı? Olaylar oldu bu. Televizyonda uzun uzun gösterdi. Şimdi yer küreyi tanımazsan böyle bir afetlerden korku çıkarırsınız. Yani jeolojik koruma doğanı çevrenizi size tanıtmıyor. Para getirmiyor. Ama aynı zamanda korkunuzu yenmenize de yardım edin. Ama bu köşe yazısında belirtiyor ki çevreci romantik bir hobi değil. Triyonun bir pazar. Gerçekten de bu böyle. Ama kime? Bilene ya. Farkında olana. Bir şey. Ama öbür taraftan bu tuhaf bir çelişki var. Herkes istiyor. İstiyor, istiyor. Efendim termik santral istemiyoruz. İyi, tamam isteme. Kirli çünkü. Patlıcan ne yapacağım diyor, fabrika yap diyor. Efendim ama fabrika bunu gösteriyor. Ama öbür taraftan çevreyi kirletmeden kalkınma. Bunların hepsi haklı. İşte bu haklılığa cevap veren çözüm jeolojik koruma. Bu jeolojik koruma en başta gösterdiğimiz gibi bunu jeoparklar vesilesiyle gerçekleştirebiliyor. 3 tane bacağı var diye jeolojik korumanın. İşte toplum ayağı ve turizm ayağı jeopark olmuş. Size bir ekstra masraf istemeyen bir yatırım alanı. Doğa potansiyeli yaratıyor. Aklı olan kullanabilir. Şimdi bunda daha önce birçok kez söylemiştim. Yani bildiğiniz bir şeyi özellikle buraya getirmeye çalıştım ki yani herkes biliyor. Büyük Kanyon'un 2009'da 5 milyon kişi derdi. Bir noktayız yani. Niagara Şelalesi'nin 30 milyon kişi derdi. Değil mi? Aynı anda tüm Türkiye'nin yırtılıyoruz. Bilmem birbirimizi boğazına basıyoruz. Mesela 30 milyon, 27 milyon kişi derdi. Şimdi bir noktayı 30 milyon kişi seyrediyor. Siz ülke olarak sizin bu kadar kişi seyrediyor. Peki bu şeyden acaba 30 milyon kişi niye oraya gidiyor?
bunu da irdelemek lazım. Şimdi burayı ben gidip görmedim, bu haberi internetten aldım. Grand Canyon'un şunu gerçekten bir mühendislik harikası olarak yapmışlar. Niye? Daha fazla yatırım yapmam. Çünkü insanlar kenardan şuradan bakıyordu, göremiyordu. Buraya çıkınca altı yerden şuradan camdan içini görecek diye bu mühendislik harikasını yarattı. Şimdi bunlar akılsız mı? Ama buraya artık insanlar randevuyla alıyorlar. O kadar şeyi kaldırmıyor. Bu jeopark, bu Norveç prensi ve prenses bir jeopark ziyaretinde de. Yani jeopark hani bir de çok olağanüstü bir şeyler de değil yani. Çok zayıf bir jeopark ama jeoparklardan bir tanesi. Bu 2015 yılı itibariyle Avrupa'da 64, tüm dünyada 111 tane jeopark var. Bu bir tanesi de bizde şurada. Şimdi artık bu İspanya, İtalya, Almanya yani ülkelere bakmaya başladılar. Tabii uzaklardaki adalar, şuradaki Azor adalarına bile jeopark oluşturuyorlar. Buralara bile turist götürmeye çalışıyor. Şimdi şuraya bakın, buralarda yok. Burada olağanüstü yerler olmasına rağmen. Müslüman yani Müslümanlığa bakmıyor bu iş. Bir kafaya bakıyor yani. Evet. Efendim bu tabi jeoparkı insanlar niye jeoparkı? Jeolojik korumayı sağlamanın bir yolu. Jeolojik korumayı kim sağlayacak? Vatandaş sağlayacak. Vatandaş niye sağlasın? Gelir etsin. Jeoturizmi sağladığı için bunlar. O bakımdan jeopark bir bölgenin, bir arazinin kullanım biçimi. Yani jeoloji zengin olan yer demek değil. Jeoloji zengin, tarih, kültür, insan ve yerel insanın kullanacağı bir yer. İstifa gelir elde edeceği bir yer. O sebeple buraların prestijini korumuş, jeoparkların prestijini korumak için çok yüksek standartlar oluşturuyor. Böyle hemen biz de jeopark kuralım. Bizim de şurada da bilmem bir küçük yerimiz var. Yok öyle birisi. Onu bir üstün içindeki jeolojik umdeler tüm jeopark içerisinde sadece dörtte birlik bir paya sahip. Ağırlığa sahip. %75'i düzenleme, organizasyon. Ve bu organizasyon sonunda yani ben buraya not düşmeye çalıştım. Avrupa Birliği'ne girmekten daha zor. Oraya ama girdikten sonra dünya sizi reklam ediyor. Artık size bunları istifade etmek kalıyor. Tabii düzenli toplantılar var bunların şeyleri. Yani. Ben şöyle dedim, eğer koronan alanınız yoksa, belirlediğiniz, tanımladığınız bir jeolojik mirasınız yoksa, jeoparklarınız yoksa, kültür yollarınız yoksa, yani yaşıyorsunuz da yani işte kaplumbağa gibi dünyadan habersiz. Peki ne olacak bu? Herkes jeoloji eğitimi mi görecek? Yok, o zaman yöneticileri, karar vericileri, toplumu haberdar etmek, jeolojik korumayı ve onun bileşenlerini topluma anlatmak, bilmeyenler anlatmak yer bilimcilerin sorumluluğudur. Yani bize bir iş düşüyor. Yani bilim bilim içindir. Yapalım, ne yapalım kardeşim? Yok ya. Bu biliminizi topluma götüreceksiniz. Ben kendimde kalır. Bu da bir tarz tabii. O zaman da siz kuzu gibi olursunuz. Sizi de birileri bir zaman sonra yaşama şansı vermez. Ben ne dediğinizde teşekkür ederim. Soru cevap kısmı. Hocam soru sorabilir miyim? Tabii ki yani. Hocam. Ama gerçi burayı yöneten ben değilim. Başkan hızlı bir şekilde dışarı çıktı ama niye? Tamam. Evet. Yani yönetim
Başkanımız yönetiyor. Yok, yönetme değil. Bu şeyler toplantıdan sonra soru cevap kısmı oluyor bu konferanstan sonra. Ben o yüzden rahatlıkla hocama soru sorabilirsin. Ben de zor sorular sorabilirim. Hocam, bu jeolojik mirası kent planlamasına yeri nasıl olmalı? Ya ben bir şeyde çalışıyorum. Çevresel planı hazırlıyoruz. Bu jeolojik mirası, hocamızda Çamlıca'nın jeolojik mirasıyla tanıdığı yerler kent planında nasıl göstereceğiz? Plan yaparken nasıl göstereceğiz? Şimdi bakın bunu da şimdi planı bilmediğim için, yani planı nasıl göstereceği konusunda ben de bilmiyorum. Ben de bunu öğreneceğim. Yani demek ki jeolojik mirası ve jeolojik korumayı teorik olarak bilmek yetmiyor. Bir de planlara nasıl göstermek lazım? Alan olarak mı göstermek lazım? Yoksa nokta olarak mı göstermek lazım? Onu mu kastediyorsun? Bahsettiğim o değil hocam. Yani kent mesela plan yapılırken biz plan açıklama raporu yazıyoruz. Bu kent plan açıklama raporunda bu veriler hepsini mi yazmak lazım, yoksa insanların dikkatini çekecek şekilde mi yazmak lazım? Herhalde dikkatini çekecek şekilde yazıp gerilerinin şeyler, ama jeolojik koruma bölgesi. Yani bana göre jeoparklar, jeopark bölgesi, jeolojik koruma bölgesi olarak adlandırılması yeterli, ama ayrıca açıklamaları olması lazım. İnsanlara da soracaklar. Ama doğrusu tatmin edici, yani kendi cevabımdan ben tatmin olmadığım için nasıl göstereceği konusunda bilemiyorum. Ama Alev Bey bilir onu yani. Şimdi bilir değil de hepimizin aslında bilmesi gereken bir konudur. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir kent planı ya da benzeri başka bir planlama yapalım. Fark etmiyor. Önce mevcut durumu ortaya koyacağız. O alanın mevcut durumu nedir? Tabii bu mevcut durumu ortaya koyarken yararlandığımız en önemli kaynak da jeolojik bilgidir. Bizim şu anda MTA'da mesela bir sürü harita yapmışız. Bu haritalar bir o bölgeye dair bilgi veriyor ama jeolojik korumaya katkı sağlamıyor. Bu mevcut durumu ortaya koyarken günümüz biyokuaterlerdeki tüm doğal süreçleri, zeminin özellikleri, jeoteknik özelliklerini ve bu birimlerin hidrojeolojik davranışlarını, bunların birlikte tanımlaması lazım. Eğer tanımlamazsanız olmuyor. Herhangi bir sorun ortaya çıktığı zaman o sorunun nereye doğru seyrettiğini belirleyemezsiniz. Dolayısıyla bu konu aslında gerçekten yeniden değerlendirmesi, yani böyle bir toplantıda değerlendirmesi gereken bir konudur. Yani bunun dışında. Gerçekten Nizamettin Bey'in verdiği bilgiler, yani bana hemen şunu çağrıştırdı. Demek ki bizim jeolojik programlarını bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani bugünkü jeolojik bilgi bu alanı geleceğe taşımaya el vermiyor. Onun için jeoloji öğrencilere dikkat edin. Bazı üniversiteler kapanma düzeyine geldi. Ve bu alanların bir tanesi de budur. Yani jeolojinin çevreyle kesiştiği alandır. Yalnız siz bir terim kullandınız, o jeolojik koruma diyorsunuz. Ve ondan sonra korunması gereken alanlar var. Bu tüm bu benim gözümde bir bütündür. Yani mühendislik alanlarının birbiriyle yarış etmesi gereken bir alan değil. Hele de çevre, meslek şubenizminin yapılmaması gereken bir alan. Benim gözümde böyle. İşte böyle bir durumda bizim yapmamız gereken şey, onu jeoloji koruma değil, çevre koruma diyeceğiz zaten. Bir taş ocağı, bir maden ocağını işletirken ya da bir HES'i planlarken bizim o bölgenin sağlıklı bir şekilde jeolojik aktivitesi üretmemiz gerekiyor. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Eğer o yapı, alt yapı oluşturmazsa bunlar korunamaz. Bunların hiçbirisi korunamaz. Ben teşekkür ederim. Ali Bey tabii çevre bölüm başkanı olunca böyle diyor ama kesinlikle haklısınız. Çevre mühendisliğinde ve daha çevre konularında iki husus beraberinde çok önemli. İnsanları, grup halinde yaşayan insanları görüyor. Birincisi kirlilik, diğeri atıklar. Yani kirlilik ve atıklar. Bunlar teknolojisi geliştiriyor. Tabii çevre olunca ilk insanların aklına
bu kısmı. Bunlar da tabii en geniş manada çevre kesinlikle var. Bundan belki ayrımı manasında şey arayabilir ama kesinlikle haklısınız. Şöyle, çevre koruma dediğiniz... Sayın Başkan şu, ben herkesi... Soru, siz süre geçin. Sizin, sözleri siz verin, ben cevaplandırayım. Ben bir katkı yapmak istiyorum. Tabii yani. Hocam, beni buralara çıkarmayın. Daha iyi olur böyle. Böyle konuşmak yerine. Bir katkı yapabilir miyim? Tabii, buyurun. Aslında burada tabii tüm gene hep beyaz saçları ve belli bir yaştakileri görüyoruz. Hep gençleri görmek isterdik. Her gün de mesajlar geldi internetten ve cepten. Ama gene de belli bir kitle buradayız. Yani çok olmamız lazım genç olarak. Şey diyecektim, Nizamettin Meryem'in çok güzel hazırlamışsınız. Teşekkür ederiz her zamanki gibi de. Şu bazal sütunlarının olduğu yerde büyük bir heyecanla açtığımız o gösteri yerine ne yazık ki yıkıldığını görmek beni çok duygulandırdı. Ve oradaki o bazal sütunlarının bu kadar inşaat sektörünün olduğu bir ülkede tasarım işlerinde kullandığını bildiğimiz için acaba onu yıkanın o traktör mü yoksa başka bir şey mi olduğunu da düşünmek lazım. Başka bir şey. Biliyoruz yani. Başka bir şey. Evet. Yazık. Bir de şu Tuzgölü'nde, bilmiyorum orası biliyorsunuz artık kurumuş ve çevresinde bir sürü yüzlere sürülecek şekilde kremler hazırlanan bir yer haline gelmiş turizmin ötesinde. Fakat ayakkabılarıyla geziyor bütün herkes yazın geçerken herkesi ziyaret ettiği bir yer. Ayakkabılarıyla geziyor. Umarım ki Pamukkale gibi olmaz. Hocam bu jeolojik mirasın yasalardaki yeri ne durumda şu anda? Gerçi bir ara bahsettiniz yani Orman Bakanlığı'nda tradisyonlar falan konuşuldu ama yani sanıyorum yasalarda bir yer alması lazım bunun ki artık bütün toplumun farkına varması lazım. Daha etkin bir faaliyet verilebilmesi lazım. Eğer mümkünse yurt dışından da örnek vererek biraz daha açıklar mısınız? Jeolojik miras önce bütün çabalarımıza rağmen bu zamana kadar bizim yasal düzenlemelerimize giremedi. 2863 sayılı yasa mecliste tekrar yeniden revize edilmeye çalışılıyor. Oraya dahil edilmesi için çeşitli yani kendi ölçümüzde girişimlerde bulunuyoruz ama son derece güç bunu söyleyelim. Avrupalılar, daha doğrusu Avrupalı demeyelim ama bilgi seviyesi geçmiş toplumlarda bunu korumam lazım dendiği zaman buna artık herkes orada duruyor. Çünkü kanunda maddesi neresi kardeşim deyip herkes birbirleriyle çatışma haline dönüşmüyor. Mesela Global Geopark ağı dünya miras listesi gibi popüler bir prestij listesi. Ya Avrupa Geopark listesi, Geopark ağı. Ya siz kimsiniz kardeşim demiyorum. Onun kurucusu benden 15 yaş genç Nikola Zaurus burada bizim Midilli'de uğraşan garip senelerde uğraştı. Kurdu. Kimseyi umursamadı. Sonradan dedim bu çok önemli bir husus. Şimdi çığ gibi büyüyor ve IUCN'in, Birleşmiş Milletler'in, herkesin tanıdığı bir şey oluyor. Yasalı var mı? Yok dernek. 3-5 kişi bir araya gelip aklı başındaysa böyle bir şeyleri destekliyor. Şunu demek istiyorum. Toplumda bir yerin olması için mutlaka kanun zorunun olması gerekmiyor. Çünkü kanun zoruyla olduğunda korunmadığını biliyoruz. Bunun çok tipik örnekleri şu anda Türkiye'deki milli parklar. Milli parklar, oradaki yaşayan insanlar milli park fikrine ve milli park yöneticilere düşman olsa boğacaklar. Biz hepsini yakınlayalım. Çünkü milli park koymuşsunuz, buradan ağacını bulacak adam orada. Benden izin alacaksın diyor buradaki. İlaçlayacak adam bahçesini. Benden izin alacaksın diyor. Çünkü yasalarda yeri olduğu zaman sınırlamalar geliyor. Halktan kopuk oluyor. Ama kararlık o bakımdan jeoparkların temeli yerel yönetim ve halk.
halk koruyacak. Eski bu. Yasa içindeki yerini ben belirtmek istiyorum. Bir katkı koyamayacak ondan sonra. Şimdi abimizin sorusu gerçekten çok yerinde bir soruydu. Şimdi 2683 sayılı yasa maalesef jeolojik miras, jeolojik kavramların hiçbirini neredeyse içermiyor. Sadece tabiat varlıkları kavramı içerisine geçiyor. Bu eski bir kanun. Zaten kültür ve tabiat varlıkları kanunu zaten. Hatta bazıları da kültürel varlık kabul ediyor. Jeolojik mirasın kendisinde kültürel varlık olarak görüyor ve bunu o çerçevede değerlendirme çalışıyor. Yani bugün Türkiye 2015 yılına gelen bir ülkede maalesef kendi yasal düzenlemesi yok. Daha handikaplı bir şey söyleyeyim. Koruma amaçlı imar planı, biraz önce Rıza arkadaşımız sordu. Bir imar planı yapma ile ilgili yönetmelik düzenlediler. Bunun içerisinde yetkili mühendisler arasında jeoloji yok. Buna dava ettik. Dava hatta geçen hafta Danıştay'da görüldü. Savcısı şey demiş, yani Danıştay savcısı, evet jeoloji mühendisliği mutlaka bunun içerisinde olmalı. Çünkü jeolojik unsurları koruyorsunuz. Hakimin görüşü öyle. Peki karar veren diyelim hakimler red verdiler, itiraz ettik. Yani böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Yani haklılığınızı mahkemede de ispat etmeyle ilgili bir sıkıntıyı maalesef bu ülkede yaşıyoruz. Yani bir akıl tutulması var bu şeyde, bu alanda. Ama hocam da çok güzel örnekler verdi. Türkiye'nin yılda çektiği turistin, yani daha fazlasının tek bir jeolojik unsur orada. Niagara Şelalesi, Çin'de Gökkuşağı Dağları, belki bunları vermedi ama bunlar çok önemli. Gerçekten jeolojik oluşumda ve insanlar buraları görmeye gidiyorlar. Ama yasal durumda, fecat durumdayız. Bunu birçok toplantıda belirttik. Hatta geçen Ankara Üniversitesi ile ortaklaşa yine Ankara Rektörlüğü'nde bir günlük çalıştay yapmıştık. Belki önümüzdeki günlerde bunu Denizli'de yeniden bir çalıştayla gündeme getireceğiz. İşin garip tarafı şu, bu yasadan sorumlu Bakanlık Kültür Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı bunu değiştirmeye çalışıyor. Korumak amaçlı değil ama yağmalamak amaçlı. Böyle bir yasal durumumuzda da böyle bir şey söz konusu. Bunu da bir rapor hazırladık biz. Bu rapor da herhalde gelecek hafta hem üyelerimizle hem bütün bakanlıklara, meclisteki milletvekilleriyle de 7 sayfalık kısa bir rapor hazırladık. Bunu da paylaşacağız. Düşünün, koruma kurulları var. Jeolojik unsurlar söz konusu, 800 tane yakın bu. Koruma kurullarında üye olarak jeoloji mühendisi bir tane adam yok. Yani Kule Jeoparkı'nı siz tescile gidiyorsunuz, Avrupa işte jeolojik miras listesine girmiş. Ama Türkiye'de kurumda bir tane adam yok. Ben bu kadar bilgi vereyim. Herhalde yasayla ilgili kısım yeter. Murat Bey'in sorusu vardı. Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuyu gündeme getirdiğiniz için. Ya iki tane çok kısa sorum olacak. Koruma yöntemleriyle ilgili bir standart var mı? İkinci sorum da doğal afetlere neden olan jeolojik olaylar. Bu jeolojik miras içinde sayılabilir mi? Ülkemizde mesela 99 depremine neden olan fayın geçti, demir yolu hattı var. Çok belirgin şeyler var. Bunlar bizim mirasımıza bir şey olabilir hocam. Teşekkür ederim. İkincisinden başlayayım, daha kolay olduğu için. Doğada afet yok. Doğada afet kavramı yok. Afet insanlar için. Biz bunu afet diyoruz, afet olarak tanımlıyoruz. Doğa, yer kabuğu kendi süreçlerini işletiyor. O bakımdan bizim jeositlerimiz arasında en önemlilerden bir tanesi İsmet Paşa İstasyonu. Yani depremleri gösteren fay kırıklarımız varsa onlar da bizim için son derece önemli. Tabii. Onların korunması lazım şeyleri. Çünkü araştırma objeleri onlar. Kesinlikle çok önemli. Onun için afet vesaire diye ayırmıyoruz şeylere. Ötekine buna nasıl
koruma yöntemleriyle ilgili bir standart var mı? Yani herkes çünkü kafasına göre bir ben koruma yapıyorum deyip yola çıkarsa kötü. Herhalde ya. Herhalde bunun şöyle bir şey var. Jeositler düşünün Kuzey Anadolu faini 1500 kilometreye yakın bir zondan bahsediyor. Onun içinde ayrı ayrı yerlerde olsa bile. Bu da bir jeositimiz. Efendim öbür tarafta balık fosillerinin olduğu yerde. Yani ya da İsmet Paşa işte, dolayısıyla birbirlerinden çok farklı olduğu için her birisi için ona uygun en akılcı tedbirleri oluşturmak lazım. Ama buradaki korumayı insanlar gelip tahrip etmesin mantığından öte herkes bilsin, bu bilgi kaynakları ortaya çıksın ve bu bilgi kaynaklarında sürekli olarak orada durabilsin. Böyle bir yaklaşımda. Bu bazı yer efendim bazı yerde etrafından çekersiniz. Bazı yerde tabela koyarsınız. Bazı yerde insanların girişini yasaklarsınız. Bu durumuna göre değişecek. Bu konu aslında yasayla da ilgili bir konudur. Siz bırakmadınız yani bir şey yapmadınız. Özür diliyorum. Şimdi o önceki soru da şu soru da yasayla ilgili bir şeydir. Şimdi çevrenin korunması. Ben jeoloji koruma demiyorum ona. Çevrenin korunması. Onun yasal çerçevesi çevre mevzuatıdır. Birazını geniş bir bölümde siz izah ettiniz o giriş kısmını. Fakat bugünkü bu mevzuat ÇED yönetmeliğinde var. ÇED yönetmeliğinde jeolojik mirasın da belki ad olarak geçmiyor ama doğal miras olarak. Ve onun dışında mesela tarihi miras. Bunların korunması güvence altındadır. Fakat uygulamada bunu görmüyoruz. Doğal risklerin değerlendirilmesi bu şeyde mevzuatta zorunludur. Fakat o raporu yazan kişinin bilgisine göre değişiyor. Standartı yok yani. Onu demek istedim. Ben şey hanımefendiye kendisi bu bazal sütunların olduğu yerde yapılan işte veranda gibi şeyin yıkıldığını gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi. Aklıma şey geldi hatırlarsınız. Yani 1,5-2 ay önce televizyonda haberi vardı. Antep'te bilmem kaç yıl öncesine ait mozaikler bulunuyor. Mozaiklerin üzerinde topukla ayakkabıyla kurdele kesen tipler olduktan sonra o vatandaşın orayı yıkması normal. Çünkü ne gördüyse onu yapıyor. Değişen bir şey olmuyor yani. Hani ben de üzüldüm. Hani belki maddi olarak bir değeri yok. 100 lira, 200 lira bir şey. Hani yapılan şey ama hani verilen emek şey iki tane. Bir de hocamın dediği şey de var. Hani kanun girdiği sürece işler çok zorlaşıyor. Yani ben yaşadığım bir şeyi anlatayım. Ben jeotermal üzerine çalışıyorum. Ahmetli'de, Manisa Ahmetli'de Bintepeler bölgesinde bir jeofizik çalışma yapacağız. Ben gidiyorum yani yapacağımız iş belki 15-20 santim toprağa kazıp bir cihaz yerleştirip bir günlük bir ölçme alacağız. Yani Manisa'da müzeye gittim, müze aldı beni İzmir Kültür Varlıkları korumaya yolladı. O dedi bu bizi aşar bakanlar. Yani bu tip şeylerde kimse sorumluluk da almak istemiyor. Yani kimse bir şeyin altına imza atıp sorumluluk da almak istemiyor. Yani o konuda çünkü standartı yok. Çünkü standartı evet. Ve şey en son araya birilerini soktu, vali oldu, şu oldu, bu oldu derken ben bir jandarma şey, az subay, iki tane de jandarma eliyle ben önde, onlar arkada şeye gittik, cihazı kuracağımız yere. Bana dediler ki, burası talanın dışı, bin tepeler dışı, sen bizi buraya niye getirdin? Ya ben sizi getirmedim ki buraya. Beni, yani işi yokuşa siz sürdünüz. Bir örnek var, iç karartıcı. Yani bunları söylemedim ve bunların bir kısmı devletin kendi eliyle oluşturuyor. Şu anda bunlardan bir tanesi de mesela Nemrut, yani Bitlis'i kastediyoruz. Milli Park orası. Gidiş geliş bembeyaz tüflerin ortasına asfalt bir şey yapıldı. Yol yapıldı. Tatvan'dan Nemrut'un ta şeyine kadar. O yol şimdi oradan da göle iniyor, kratere indirmiyor. Şimdi buradan para veriliyor. Efendim orada harcanıyor. Ya bu saçma olmuş. Hadi o şeyleri tüfler dökülüyor oralara andesinden duvar örüyoruz falan para harcanıyor. Yani şimdi mevzu yasa değil aslında. Mevzu bilgi.
mevzu değil. Şimdi ben sevgili hocama bu sunumu için teşekkür ederim. Mümtaz Kibar, ben de hocamın ilk doktor öğrencilerinden. Sayın hocamız bu işe ilk başlarken biz şöyle düşündük. Acaba yani Türkiye'de bu tutar mı, devam eder mi? Zannettik ki hoca bu işin içinde bu olacak. Ama bu geçtiğimiz 10 sene içerisinde özellikle bu jeosit alanlarında bence oldukça mesafe kaydedildi. Zaten hocaların da görevi bu olması gerekir. Şimdi onun dışında arkada bir meslektaşımız yasa dedi. Ben de bu tür alanların korunması için bu işin bir sahibinin olması gerekiyor. Özellikle belediyeler bu konuda bütün Türkiye'deki belediyeler yasal olarak bu konuda yetkilendirilebilir. Şimdi herkes şunu söylüyor. Önceden biz şunu biliyorduk. İşte ormanın yasa değil, sevgi korusu. Aynı şekilde bu jeosit alanlarında sevgi korur ama yine bunun başlangıçta bir takım kanuni çerçevesinin çizilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve bütün meslektaşları da bu konuda ben yardıma davet ediyorum. Yani yasalara bunun girmesi lazım. Teşekkür ederim. Bir şey söylemeyeyim. Öncelikle teşekkür ederim tekrar geldiğim. MTA'la ilgili bir slaytınızda bir postresim seçmiş bir ağaç postresi var. Onun korunması için en güzel yöntem de nedir? Ve onun için bir aksiyon yapılabilir mi? Yani önce kendi işinizden mi başlamakta? Bu da güzel. Şimdi ben sordum. Aslında konulardan bir tanesi. Şimdi Çamlıdere'ye gittik. Çamlıdere Kaymakamlığı'nın girişinde Pelitçik'ten en güzeli toplamış kaymakamlığı oraya getirmiş koymuşlar. Bu ne? İşte bizden önceki getirmiş koymuşlar. Niye bu? Bir sevgi. Şimdi onu götürüyor, onu gören diğer işte belediyeler herkes getirmiş oraya. Seven getiriyor. Seven getiriyor. Şimdi köylü vatandaş oraya evine depolamış yani yarın satarım diye. Eşref Atabey böyle bir toplantıda bize dedi ki Jeoparklar, Jemurko ne yapıyor kardeşim? Jemurko bizi bunları tanıtmıyorsunuz bakın şurada. Kulaklar çınasın keşke burada olsaydı. Eşref mahvettin. Bizim Pelitçik'te herkes yağmalanıyor. O çünkü Pelitçik'i tanıttı. Şimdi sorunlarımızdan bir tanesi şu. Bizim Jemurko'nun sayfasında bu şeyleri, jeositleri ilan etmiyor. Niye? Adını verdiğimiz yere vatandaş gidiyor, tık 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 kazıyor. Şimdi çelişkiye bakın. Bir taraftan diyoruz ki jeolojik koruma için tanıtılması lazım, bunu bilmesi lazım. Peki, ama bildirdiğiniz zaman hemen yağmalanıyor. Yani bunlar işte yasayla mı önlenir? Bunlar bir sıkıntılar. Aynı şekilde koruma acaba yerinde durmalı mı? Yoksa oradan hep getirebilir mi? O zaman hep getireceksek hangi birisini getirebiliriz? Müzecilik ayrı bir husustur. Ama şahsi fikrim bunların yerinde korunmasını tercih etmemiz lazım. Çünkü yerinde koruma olduğu zaman oraları işte açık hava müzesi gibi değerlendirmek, ziyaret yerleri olarak değerlendirmek, siz mutlaka her tarafa jeopark kurmanız gerekmez. Ama oralara gidebilirsiniz. Yani oralar olabilir. Şuradan bir Seyman oradan görünce bir şey göstermek istiyorum. Bunlarla alakalı. Seyman'ın olduğu bir resim vardı. Şu resmi. Bunu birçok yerde gösterdim. Şu resmi gösteriyorum. Bu Hitit ve Hattuşaş'ta Hattuşaş'ta Sunak olarak Yeşiltaş bunu gördünüz. Herkes biliyordu. Efendim burayla bir hikayesi var. Oraya anlatılıyor. Korumanın tarzını anlatmak için söylüyorum. Hikaye olsun dediğim. Kenan Evren Mısır'a gittiğinde onu götürüyorlar. Diyorlar ki bir yere gösteriyorlar. Bak diyorlar burada size Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler tarihi ta ki Mısır ve Hititlerden kalma ilişkilerimiz var. Biz şöyle kardeşiz böyle kardeşiz.
Bakın diyor, sizin Hattuşaş'taki sunak Mısır'dan oraya götürüldü. Bu taşın aynısı orada ve kutsal bir yerde duruyor. Gidiyor Kâhan Evren. Aslı keseye getiriyor. Görüyor bu taşı. Var. Biz de incelemeye oraya gittik. Ve bizim araştırmalarımızda şu ortaya çıktı. O taş harika gerçekten. Ben birçok yerde Türkiye'nin en büyük Nefertiti olarak anlatıyorum. Harika bir bir blok o. En büyük, onun daha büyüğü de yok. Ama asla ve asla o Mısır'dan buraya gelmiş olamaz. Ancak buradan Mısır'a gitmiş olabilir. Çünkü ona 10 kilometre ötede bizim onların kaynak olanları var. Şu andaki vatandaşlar, şu anda insanlar gidip oradan başka kayalar yumuşak alıp kesip oralarda şey olarak satıyorlar. Peki bu bilgiyi birilerinin ortaya çıkarması lazım. Bu sergilenmesi lazım. Buna gibi birçok şeyler var. Yerinde olmasının, her zaman müzelerde olmasından daha yararlı olacağını düşünüyorum. Hocam, Ankara Üniversitesi'nin önünde sütun bazar koltuğu söyledi. Ya attık da taş ocağı attıkları. Taş ocağı attıklarını müzelere getirmemize yarar var. Bence o türde getirsin. Motor olacak. Onların kuvası var. Kuvars var sizde de, evet, doğru ya. Yani. Teşekkür ederim kardeşim, sağ olun. Biraz bizde de gene sütunlar var ama. İki tane sütun bizim bölümün önünde de duruyor. Başka soru yok. Biz de hocamıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Jeolojinin farklı bir alanında kendisi bilgilerini, deneyimlerini bizle bu konferansta paylaştı. Gerçekten ülkelere değer katan en önemli şey belki de sahip oldukları zenginlikleri koruyarak en azından gelecek nesilleri koruma kullanma dengesi içinde toplumun hizmetine sunma toplumun hizmetine sunması gerekiyor. Biz de belki bugünkü konferansta biraz da bu amaçla bunu düzenlemiştik. Jeolojik miras kavramının tabii Türkiye'de hem yerleştirilmesi, hem bu kavramın tanıtılması, hem de toplumun bu kavrama sahip çıkarak kendi en azından değerlerini bilmesi gerekiyor. Bundan sonra da dediğim gibi Nisan ayında hocam 2 günlük bir eğitim semineri düzenleyecek. Arkasından da muhtemelen bu yılın sonunda Denizli'de bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Belki kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurum olarak toplum yararına en azından bu tür faaliyetleri gündeme getirerek de kendi ögelerimizi daha fazla topluma tanıtırız diye düşünüyoruz. Ben hocama teşekkür ederken tabii en büyük teşekkürü de size etmek istiyorum. Gerçekten bugün çıkıp geldiniz, bu konferansa katkı verdiniz, dinlediniz, sorularınızla burada bulunmanızla. Ben hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bugünün anısına da hocama bir teşekkür belgesi vermek istiyorum müsaadenizle. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Böyle bir fırsat da benim için de.